Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir gündem özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Tabii 31 Mart mali seçimler yaklaşıyor. Sadece bu seçimde belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri aday olacak. Bunun yanı sıra mahalle muhtar adayları da bu seçimde yarışacaklar. Bu akşam da stüdyomuzda Maşruk Seyrantepe mahalle muhtar adayı Sayın Mehmet İzzettin Çalışkan beyefendi canlı yayın konuğumuz olacak. Sayın Çalışkan, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bize bu imkanları verdiğinizden dolayı başta Adem Bayruk sizler ve Güneydoğu ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii muhtar adayısınız. Muhtar diyoruz. Evet. Bir muhtar adayısınız tabii. Sizi ben şahsen olarak çok yakinen biliyor ve tanıyorum ama bir de sizin ağzınızdan Sayın Mehmet İzzettin Çalışkan kim diye sorarsak neler söylemek istersiniz? Efendim ben 1981 doğumlu Hilvan Uluyazı köylüyüm. Ben 83'ten bu yana Şanlıurfa merkezde ikamet ediyorum. Efendime söyleyeyim, ben 93'ten bu yana babam mesleğimiz gayrimenkul inşaattayım, inşaat sektöründeyim. Evet. Halen Çalışkan Emlak ve İnşaatta Yönetim Kurulu Başkanıyım efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii şimdi baktığımızda Maşruk çok büyük bir mahalle olarak gözüküyor. Hatta bildiğim kadarıyla ilçe statüsüne alınacaktı ama hani seçimlerden dolayı bu ertelendi. Siz de o mahalleye aday oldunuz. Seyrantepe'ye. Neden aday oldunuz? Yani muhtar adayı oldunuz orada. Efendim ben 20 yıl aşkındır ben oradayım. Evet. Seyrantepe mahallesinde yani Tasma Sevki köyündeyim. Evet. TOKİ temel atmadan ben orada tabii burada rahmetle kendisini anıyoruz. Ortaklarım olan Toprak ailesi var orada. Evet. Reşit Toptak vefat etti. Allah rahmet eylesin kendisinden. Ben Seyrantepe Mahallesi'nin gerçek anlamında sorunlarla, sıkıntılarla boğuştuğunu, hiçbir hizmetin bize gelmediğini gördüğümden dolayı bunu vicdanen aday olmaya karar verdim efendim. Evet. Peki muhtarım, yani orada şimdi nüfus biraz önce de söylediğimiz gibi çok kalabalık bir nüfusa sahip. Evet efendim. Nüfus ve seçmen sayınız ne kadar? Mahallenizde. Efendim bizim Seyrantepe Mahallesi'nin 38.997 evet nüfusumuz var. 17.500 ise seçmenimiz var. Evet. Aday sayısı da çok ama muhtar adayı bildiğimiz kadarıyla. Vardır efendim. Çok böyle bir büyük bir yarış gibi gözüküyor. Evet. Ama büyük bir mahalle, büyük bir seçmen sayısı var. Orada muhtar adayları çok. Siz de bunlardan birisiniz. Allah kolaylık versin. Çalışmalar nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Mesela hani sabah kalktığınızda gün boyu olarak hani çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bir böyle muhtarlar da yani görüyoruz, biliyoruz, televizyonda izliyoruz ama böyle belediye başkan adayları, meclis üyeleri adayları gibi çalışıyor musunuz siz de? Efendim ben sabah 8'de evden çıkıyorum. Evet. Esnaflarımızı tabii yani oradaki müteahhit arkadaşlarımız olsun, emlakçı arkadaşlarımız olsun, meslekten dolayı zaten hepsini tanıyoruz. Geride kalan esnaflarımızın hepsini ziyaret etmişiz. Hepsinde ziyarette bulunmuşuz. Yani mahallede yapmak istediğimiz eksiklerden dolayı aday olduğumu bütün mahalleli biliyor efendim. Evet. Adaylarımız çoktur. Hak eden kazansın. Efendime söyleyeyim. Allah-u Teala buyuruyor ki kim sorumluluğunu yerine getirir ise alacağı hakları kendilerine ulaşır. Hak eden kazansın inşallah. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Evet. Çalışmalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani şimdi biraz da arkadaşlarımız bir video ve fotoğraflar da vardı. Geziyorsunuz. İnsanların size bakış açısı nasıl yani? Olumsuz, bugüne kadar olumsuz herhangi bir şeylerle karşılaşmadım. Herkes olumlu bakıyor. Evet. Efendime söyleyeyim. Yani ciddi anlamda biz hizmet için çıktık bu yola. Evet. Yani ilgi ve alaka var. Elhamdülillah. Peki bu kararın neden muhtar adayı olduğunuzu hani bunu sordum da.
Yani niye böyle bir kendinizde hani bu özgüveni görmüşsünüz ki aday Evet olmuşsunuz efendim. muhakkak ki ama kendinize inandığınız için muhakkak bu yola çıkmışsınız. Evet efendim. Yani neden böyle bir gerek duydunuz? Mesela siz bir iş adamısınız, bir iş insanısınız, Evet işiniz de efendim. var. Şimdi muhtar olursanız işlerinizde bir aksama olmayacak mı? Efendim zaten şimdi bizim amacımız hizmet olduğundan dolayı Evet. yani mahallede gerçek anlamında sorunlarla, sıkıntılarla iç içeyiz. Evet. Bizim mahallede ciddi anlamda hiçbir proje yok. Ben bunları gördükten sonra vicdanen maddiyetten çıkmışım. Vicdanen insanlığa nasıl hizmet edebilirim diye ben vicdanen aday oldum efendim. Vicdanım bana aday ol dedi. Evet. Ben de Seyrantepe mahallesine aday oldum. Fikir alışverişinde bulunduğunuz birileri var mıydı veya Bulundum mesela efendim. aileniz, çocuklarınız, eşiniz Bulundum efendim. neler dediler sizin için? Ailem de desteği benimle efendime söyleyeyim oranın yerlileri olan Topta ailesi tasma sevki yani köylüleri de benimle efendime söyleyeyim sen bu mahalleye eksikleri efendime söyleyeyim projeleri yani uğraşırsın ilgilenirsin biz bunu biliyoruz diye bana aday ol dediler ben de aday oldum efendim. Evet. Başarılar Allah diliyoruz razı olsun. Sayın Teşekkür ederim. Çalışan. Ve hemen yani tabii mahallenin eksikleri var diyorsunuz. Tabii Evet. siz sonuçlarını eğer seçilirseniz muhtar olursanız proje demeyelim de bu eksikleri nasıl giderebileceksiniz? Örneğin yani şahit olduğum bir konuyu yani şahit olduğum için söylüyorum. Bunu Evet. da merak ediyorum. Bu ne aşamada? Halen hani muhtar da değilsiniz, sadece adaysınız ama Evet orada efendim. da ikamet eden bir vatandaşsınız. Vatandaşlık olarak görevinizi yerine getirmeye çalıştınız. Mesela orada bir PTT şubesi için bir başvuruda bulunduğunuzu biliyorum. Ne aşamada öyle bir eksiklik var? Onunla ilgili neler yaptınız? Efendim burada tabii başta Habersen Evet. Birlik Başkanı Hacı Murat Açıköz ve Vekili Selim Deveci'ye huzurunuzdan tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Bize ön ayak oldular, bize destek oldular. Evet. Sonrasında efendime söyleyeyim PTT şubelerini açabilmemiz için Murat Akyüz Aktif Bank yetkilisiyle görüşmeler yaptık. Efendime söyleyeyim Seyrantepe mahallemizde dükkan yani postahaneyi kurabileceğimiz yeri bile belirletmişiz. Evet. Resmiyete de onaylandı. Sadece resmi evraklarımızı bekliyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde PTT şubeleri Maşuk Seyrantepe mahallemizde hizmete girecektir efendim. Evet. Yani tabii bu önemli bir konu aslında. Evet. PTT'nin yanı sıra bankamatik yani banka olayı var mı sizin orada? Bankamatikler var biliyorum ama banka olayı var mı sizin oralarda ve Efendim ihtiyaç duyuluyor mu o konuyla şimdi ilgili neler sormak istersiniz? bu konuyu çok özür dileyerek lafınızı kestim. Adem Bey Estağfurullah buyurun. kusuruma bakmayın. Buyurun. Şimdi bizim orası Seyrantepe, Mehmetçik, Batıkent. Evet. Aslında bu mahalleler hepsi bir. Burası mahalleden çıkmış. İlçeye dönüşmüş. Evet. Bizim burada maalesef banka değil de ATM'lerimiz yok. İki tane ATM'miz var. Bizim mahallede oturan sayısız memur kısmı var. Evet. Efendime söyleyeyim gidip ATM'lerde işlerini göremiyorlar. Yani çarşıya iniyorlar. Başka herhangi bir mahalleye gidip de yani ihtiyaçlarını görebilmek için gidip orada paralarını çekebiliyorlar. Yani bizim mahallede ciddi anlamda sıkıntılar var. Evet. Yani banka olması gerekir iken ATM yok. İki tane ATM'miz var. Evet. Şimdi size söylediğim gibi Seyrantepe mahallesi 38.937 nüfusa sahip. Mehmetçik 10.716 nüfusa sahip. Batıkent ise 9.637. Evet. Efendime söyleyeyim bu bölgede iki tane ATM'miz var. Normalde buraya bankanın gelmesi lazım. Yani sadece bunlar değil, bizim çok büyük Yani eksiklerimiz neredeyse var. bir ilçe statüsünde olan bir mahalle. Aynen. Evet. Yani bunu yanı sıra efendime söyleyeyim bu nüfusa rağmen bizim orada bir tane mesire değil de adam akıllı bir parkımız yok. Evet. Şimdi bilirsiniz biz Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Hepimiz aşırı sahibiyiz. Yani genel olarak öyleyiz. Zaten sosyal aktivitelerimiz yok. Yazları sıcaklıklar 45, 50, 55, 60 dereceyi bazen buluyor. Yani kavurucu sıcaklara maalesef ki. Yani bunun yanında ne çocuklara ne bayanlara özellikle bayanlara
bizim mahallede bir tane spor kompleksinin acilen tedarik edilmesi lazım. Evet. Çünkü bayanların hiçbir yani sosyal aktiviteleri yok. Evde otur otur, nereye kadar otursunlar efendim? Onlar da insan. Bayanlarımız da insan. Yani biraz önem verelim bunlara. Evet. Şimdi tabii Sayın Çalışkan, bir de noterle ilgili sıkıntılarınız var. Şimdi hani diyoruz ya, her ilçede muhakkak, yani merkez ilçeler olsun, Nurma Şanlıurfa'nın ilçeleri olsun, hepsinde vardır muhakkak ki noter. Ama hani sizin mahallede de böyle bir ihtiyacı gerek duyduğunuzu dile getirmiştiniz. Bununla ilgili bir çalışmanız var mıydı? Efendim, şimdi bizim mahalle şimdi Karaköprü sınırları içerisinde Diyarbakır yolun sağında yok yoktur. Bizim Diyarbakır, yani bizim bölge tarafı ise var yoktur. Evet. Yani nereden başlayacağımızı Adem Bey, vallahi billahi tillahi şaşırmışız. Her şeyimiz eksik. Evet. Hastahaneyi bırakalım. Yani bu kadar nüfusu bir tane sağlık ocağına bağlamak ne kadar doğru acaba? Yani lütfen burada yetkililere sesleniyoruz. Seyrantepe, Mehmetçik ve Batıkent mahallemize kulak versinler. Allah rızası için olsun. Yani büyüklerimiz derlerdi, atalarımız diyorlar ki milleti yaşa ki devlet yaşasın. Bizim mahallemizde efendime eğer izin verirseniz sıralamak istiyorum. Buyurun. Eksiklerimizi. Buyurun. Taziye evlerimiz efendim bir tane var. Tek bir tane var. Yani bu nüfusun hangisine hitap edecektir? Efendime söyleyeyim, bizim PDT sorununu inşallah hallettik. Bunun yanında sağlık alanları, sağlık testlerinin kurulması, hastanenin kurulması lazım. Orada bu Mehmetçik ana cadde üzerinde hastane projemiz var efendim. Evet. Projemiz burada. Sağlık anlamında sadece bir sağlık ocağı var. O size yetmiyor. Hayır efendim, yetmiyor. Değil mi? Çünkü nüfus olayı çok. Orada toplamda yani bir 50 binin civarında bir nüfus var mı? Aynen. Yani fazla efendim. Belki daha fazla. Evet. 50 binin üstünde evet. Bir nüfus. Yani bir hastane olması şart bence. Projeler var efendim. Evet. Yeri belli. Yani imar durumunda iki tane hastane yerimiz var. 112 acil var orada sanki. Ambulans. 112 acilimiz var. Evet. Doğrudur. Evet. Ama efendime söyleyeyim, yani burada bir hastanenin kurulması farz olmuş efendim. Yani bu kadar insan perişan olmuş. Bir hastası olduğunda ya Barıklı Gül Devlet Hastanesi'ne gidiyorlar. Ya efendime söyleyeyim Böğüs Yatağlı Hastane'ye gidiyorlar. Trafik malum. Yani bunlara yetkililerimiz inşallah sesimizi duyacaklardır. Buna bir çözüm. Bunlar çözüm istiyoruz inşallah. Çözüm istiyorsunuz. Evet efendim. Evet, şimdi tabii bayanlar için, bayanlar ve gençler için de çalışmalarınız var. Onunla ilgili hani eğer muhtar olursanız onlar için neler yapacaksınız? Hani taziye evi dediniz. Bayan taziye evinizin olmadığını biliyorum. Evet. Zaten taziye eviyle ilgili de sıkıntılarınız var. Hem taziye eviyle ilgili neler söylemek istersiniz, hem de bayan ve gençlere yönelik muhtar olursanız neler istiyorsunuz? Yani tabii muhtar olduktan sonra ileriki projeler anlamında değil de işte bizim mahalleye bayanlara işte bir kapalı spor salonu, yüzme havuzu olabilir gibi. Bunu gidip belediyeden talep edersiniz büyük ihtimalle. Bununla ilgili siz sadece takibini gerçekleştireceksiniz. Tabii. Neler düşünüyorsunuz? Kafanızda neler var? Efendime söyleyeyim, ben Seyrantepe Mahallesi, tabii ki Yüce Rabbim nasip eder ise takipçisi olacağım bunun. Yani bunu bir kere istemek de olmaz. Bir bebeği kendime örnek olaraktan, alaraktan bir bebek nasıl ki efendime söyleyeyim annesini kaldırmayana kadar hep ağlar sızlar ya. Evet. Ben de onu bizim yetkililerimizi ağlayarak, sızlayarak, kapı kapı gezerekten bu hizmetlerin bizim mahalleye gelmesi için efendime söyleyeyim rahat durmayacağım. Burada yetkililerimize sesleniyoruz. Evet. Bize kulak versinler, Allah rızası için olsun. Yani bizim bölgede bir tane semt pazarımız yok. Efendime söyleyeyim. Hiç mi yok? Yok efendim. Bir pazar tane, pazar bir, ihtiyacınız bir tane var ama projelerde bakın ben hepsini çıkarmışım. Normalde bizim Seyrantepe mahallemizde semt pazarı yerleri var. Evet. Ama sadece böyle kalmış. Yani hiçbir çalışma yok. Hiçbir gelişme yok. Evet. Yani burada mesireyi bırakalım.
Şimdi Karaköprü'nün sağ tarafına git baktığında efendime söyleyeyim Mesire var, Yaşam Park var, Hayat Park var. Orman efendim, var. Bizim de biz de eğer bu Karaköprü'ye bağlı isek biz de bir tane mesire istiyoruz efendim. Mesela. Yerler var, 6 tane yer var, yeşil alan. Yeterli kadar alanımız var burada. Elhamdülillah. Yani bize de kulak verseler, bize de biraz hizmet gelmesini bekliyoruz inşallah. Yani şimdi sizce Seyrantepe Mahallesi çok mu böyle dışlanmış gibi görünüyor? Aynen. Efendime söyleyeyim. Çünkü 20... hani mesela şey yani bir şey yani bir ilçe statüsünde olan bir yeri hani semt pazarının olmaması üzücü bir olay aslında. Yani hiç böyle pazar ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz mesela? Şehre inmek zorunda mı kalıyorsunuz? Efendim ben şahsen Devteşi'ne gidiyorum. Yani başka mahalleye gidiyorum. Şimdi bunun yanında bizim orası yeni geliştiği için sayısız emlakçı var. Evet. 600'ün üzerinde emlakçı var, 600'ün üzerinde de müteahhit vardır. Ama efendim, çok böyle rekabet yani şey var yani insanlar artık böyle daha ferrah, geniş yerler. Mesela bakıyoruz hep Karaköprü'ye insanlar taşınıyor. İşte Batı kent olayı dediğimiz yer var. Sizin Maşuk, evet, Seyrantepe evet. İlk kurulduğu dönemlerden beri oradasınız, ikamet ediyorsunuz. İlk etapta insanlar oraya çok sıcak bakmıyordu. Çok uzak, ulaşım anlamında evet. Sıkıntılar var diye gelmiyorlardı. Ama şimdi baktıklarında özellikle de bu deprem olayı geçtiğimiz yıl, Allah bir daha o günleri yaşatmasın Amin. Ama deprem olayından sonra böyle daha sağlam, daha güvenilir yerlere insanlar kaçmaya çalışıyor. Veya sizin o Seyran Tepe'nin olduğu yerlerde arsalar alıp kendilerine göre insanlar bağ evi dediğimiz Urfa'da çok geleneksel bir hale gelmiş. Bağ evlerinde yaşamayı istiyorlar. Oralarda da bu tür evler oluyor mu sizde? Hani bu sektörde de sonuçta çalışıyorsunuz. Böyle gelen insanlar çok oldu mu deprem sonrasında? Efendim aslında ben şahsen bizim ülkeye baktığım zaman içim kanıyor, içim ağlıyor. Yani ağlamak istiyorum. Daha doğrusunu söylemek ister isem. Şimdi bizim orada efendime söyleyeyim zaten imarımız baştan başa yanlış. İmarı vermiş efendim aynı zemin etüt aynı. Bir tarafa vermiş 3 kat, bir tarafa vermiş 5 kat, bir tarafa vermiş 15 kat. Yani şehir gelişiyor da şehir obazit şeklinde gelişiyor. Bunu zaten artık değiştiremeyiz. Önemli olan bu saatten sonra bizim yeşil alanlarımıza sahip çıkmamız. Yani gelecek için, çoluk çocuğumuz için, efendime söyleyeyim yaşlılarımız için acilen burada bir mesire talebimiz var yetkililerimizden. Evet. Bunun yanı sıra tabii ki noter ihtiyacımız vardır. Daha eksiklerimiz çok çok fazla. Evet. Şimdi ulaşımla ilgili hani ilk dedik ya ilk etapta ulaşımda sıkıntıdan dolayı çok insanlar oraya gelmek istemiyordu. Ulaşım anlamında şu an ne aşamadasınız? Ulaşımda halen sıkıntı vardır efendim. Ulaşımımız bizim bölgede Devteşi'nde Ahmet Yesevi'ye direkt hatların olması lazım. Halen hatlarımız yok. Ama bildiğim kadarıyla sizin oradan Osemi Hastanesi işte hatta şehir hastane 800 yataklı hastaneye kadar araç var diye biliyorum. Efendim direkt yok. Aktarmalılar var. Evet. Yani belli bir noktaya kadar. Aynen. Şimdi ama siz şehrin her tarafına gitmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. O anlamda ulaşımda biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Şimdi bir de efendime söyleyeyim. Şimdi bizim Seyrantepe ile Devteşi'ni bağlayan bir tane yolumuz var. Evet. Köy yolundan farksız. O yolda binlerce belki 10 binlerce 100 binlerce araba günde orada geçiş yapıyor. Yani bu yola bir baksınlar yetkililerimiz. Allah rızası için olsun. Yani açık su ile Seyrantepe Mahallesi'nin bağlantı yolları. Evet. Bunlara biraz önem verirlerse yetkililer biz kendilerine duacı olacağız. Evet. Peki Sayın Çalışkan bir de hani böyle güvenlik anlamında da biraz sıkıntı çektiğinizi söylemiştiniz. Evet, evet. Nedir bu güvenlik anlamında? Hani bir karakolun istiyordunuz. Öyle evet, bir evet. Projeniz de var gibi. Evet, eğer evet. Hani muhtar olursam İnşallah. Bunu talep ederim diyorsunuz. Aydınlatmalarla ilgili mi sıkıntılarınız TOKİ, var? TOKİ. Nedir orada son olarak? Efendime söyleyeyim. TOKİ konutlarında ciddi sorunları var. Evet. Aydınlatma sorunları var. Gün olmasın ki orada hırsızlık olayları olmasın. Yani olaylar başını almış gitmiş. Yani en azından bizim emniyet mensuplarımızdan, saygıdeğer sayın emniyet müdürümüzden talebimiz en azından geceleri Seyrantepe mahallemizde devrilerin atılmasını
talebinde bulunuyoruz inşallah. Yani ciddi sorunlar var. Hırsızlık olayları var. Efendime söyleyeyim, uyuşturucu başına almış gitmiş biz mahallede. Yani bunlara efendime söyleyeyim, bize kulak verirlerse, gerekeni yaparlarsa biz çok memnun kalacağız. Evet. Yani bu konuda da yetkililerden, emniyet güçlerinden talep ediyorsun. En azından hani karakol yoksa da orada biraz daha sık devriye olayları olursa sevinirim diye söylüyorsunuz. Aynen, anladığım kadarıyla. Aynen, aynen. Evet. Tabii devam ediyoruz. Mesire alanı ile ilgili demiştik. Sen pazarı ile ilgili konuşmuştuk. Hastane aslında önemli bir etkende. O projeyi konuşuyordunuz. Yarım kaldı. Evet, yerler tamam diyorsunuz. Bunun dışında var mı böyle istediğiniz böyle hani okul anlamında, cami anlamında var mı bu tür sıkıntılar? Efendime söyleyeyim, bizim aslında bölgemizin en büyük sıkıntısı ilkokul okullarının eksikliği. Bizim özel yani, okul çok ama. Özel okul başını almış gitmiş. Evet. Yani burada diyorlar ki paranız varsa okuyun, paranız yoksa okumayın. Bizim TOKİ genelinde 3 tane okulumuz var. Evet. Her okulda 2 tane eğitim var. Efendime söyleyeyim, okullarımız yetersiz. Öğretmenler kendilerine yetişemiyorlar, eğitilemiyorlar. Yani yazık günahtır, bu çocuklar yarınımızdır. Evet. Eğitim her şeyin başıdır. Eğitim olmadan hiçbir şey olamaz. En güzel yatırım aslında eğitim değil mi? Evet. Burada eğitim alanlarımız da var efendim. Yani bizim Seyrantepe mahallesinin sınırları içerisinde projede geçen eğitim alanları yerleri vardır. Sınıf mevcutlarımız 40-45-50. Tabii bunun yanında 650 konutlar yapıldı. Bunlar daha halen evler taşınmamış. Bunlar da taşınır ise bizim Seyrantepe mahallemizde sınıf mevcutları 55-60 olacak. Neredeyse çocuklar üste binecek. Yazık günahtır yani bu... Peki yani bu yani okul projesi var mı bildiğiniz kadarıyla? Şu anda, şu anda herhangi bir şey yok. Evet. Yani yazık günahtır. Eğitime önem verelim. Cehaletten daha kötü fakirliği yoktur Adem Bey. Evet. Cehalet asıl ölümdür. Yani bu çocuklara biz ne zaman ilgi alakayı göstereceğiz? Bu çocuklar yarınlarımızdır. Bu çocuklar yarın bu ülkeyi yönetecekler. Spor kompleksleri var mı? Bir tane bile yok. Yani özellikle biz bayanlar için orada bir spor kompleksi bekliyoruz efendim. Evde otura otura annem dahi yani bu nereye kadar evde otursun? Yani gitsin orada bir stresini atsın, bir sporunu yapsın, bir efendime söyleyeyim bir salon. Özellikle yaz dönemlerinde çok lazım edecektir. Çok, yani, çok bir sıkıntılar var bizde. Evet. Halen bizim mahallede 15 yıl, 20 yıl öncesinde temellerin kazıldığı molozlar halen mahallenin ortasında efendim. Peki Sayın Çalışkan, şimdi siz diyelim ki seçildiniz. Yani halk size teveccüh gösterdi. Sizi adaylığınızı onayladı ve muhtar olarak mahalleye seçti. Bu kadar çok sıkıntının altından nasıl kalkacaksınız? Efendim, saymış olduğunuz ve daha saymak üzere olduğunuz sıkıntılarla ilgili nasıl bir çalışma planlıyorsunuz? Şimdi efendim ben tabii seçilirsem ben WhatsApp grupları kuracağım efendime söyleyeyim. Hı. Ben bütün velilerle bir WhatsApp grubum olacak. Örnek veriyorum. Müteahhitlerle WhatsApp grubum olacak. Emlakçılarla WhatsApp grubum olacak. Tek tek herkesin sıkıntısını dinleyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde olursak hal edemeyeceğimiz, altında kalkamayacağımız hiçbir sorun kalmayacaktır Allah'ın izniyle. Evet. Düşüncem bu yönde. Peki halk oradaki vatandaşlar neden size oy vermeli sizce? Yani siz hani tabii halkın arasında geziyorsunuz. O isterken yarın öbür gün diyelim ki yani bu eksikleri gideremediğiniz zaman oradaki vatandaşlar size demeyecek mi? Ya biz size oy verdik ama siz çalışmadınız veya bu işi yapamadınız. Siz hep takipçisi olup halkınızı, vatandaşınızı, orada mahalle sakinlerini hep aydınlatacak mısınız projelerle ilgili? Yani istedik olmadı veya gelecek tarihi var. Yani böyle bu tür açıklamalarda da vatandaşa bulunmayı düşünüyor musunuz? Aslında efendime söyleyeyim. Şimdi bizim Şanlıurfa'da aslında nasıl belediye başkanı, şehrin belediye başkanı ise evet. Mahalle muhtarı ise mahallenin seçilmişidir, başkanıdır.
Şimdi bizi o kadar efendime söylemeyle bir küçük bir kalıba koymuşlar ki bir şey söylediğin zaman, bir projede bahsettiğin zaman sen muhtar adaysın, sen bunu nasıl yapacaksın diyorlar. Evet. Şimdi biz ya inşallah... Muhtarın projesi olmadığını, hani ya muhtar proje üretmez aslında. Hani şimdi siz deseniz ki ben buraya bina dikeceğim, spor salonu yapacağım. Öyle bir imkanınız yok. Aynen, aynen. Yani bir bütçeniz yok, muhtarlığın aynen, bütçesi yok. Aynen. Ama ne olur, hani biraz önce de dedik ya, işte belediyelerden size bağlı olan belediye neresi? Karaköprü Belediyesi'nden isteyeceksiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden isteyeceksiniz mesela. Evet. Bazı dev projeler olur, büyükşehir yapar, bazısını da ilçe belediyesi yapar. Yani o yüzden hani muhtarlığın bir bütçesi yok. Ondan dolayıdır yani. Ben efendime şöyle söyleyeyim, biz mahallede, şimdi ben tek başıma bir şey yapamam. Evet. Adem Bey, ben şimdi tek başıma ne kadar bir eli çırparsam çırpayım ses çıkmaz. Evet. Ama mahalleli, Seyrantepe oturanları, Seyrantepe'nin sahipleri bana destek verirler ise ben efendime söyleyeyim rahat durmayacağım. Yani ben hazır olda da değilim, rahat da durmayacağım. Hakkı haykıracağım. Yani hizmetin mahallemize gelmesi için gereken her yere, bütün makamlara, bütün efendime söyleyeyim yetkililere başvuracağım. Gelene kadar ben rahat durmayacağım efendim. Evet. Bunu sizin huzurunuza, bütün Seyrantepe'li hemşehrilerimize söz, şeref, namus sözü veriyorum. Evet. Yani iddialısınız tabii. Evet. Yani halk zaten orada size karşı bir teveccühün olduğunu biliyoruz. İnşallah hakkınızda ayrısı olur. Amin. Şimdi tabii yavaş yavaş da böyle toparlarsak tabii seçim süresi boyunca yine bu ekranlarda izleyicilerimizle buluşacağız ama size göre Seyrantepe'nin sıkıntılarını sıralarsak en çok ne konularda sıkıntılısınız? Neler söylemek istersiniz? Hangi konuların olmasını ilk etapta istersiniz diye efendim sorarsak. Başta hastane olmasını evet. İnşallah Rabbimize nasip edecektir. Evet. İkincisi ilkokulları yetersiz. Çok büyük sıkıntılar var. Üçüncüsü semt pazarları. Dördüncüsü efendime söyleyeyim noterin acilen gelmesi lazım. Semt pazarlarının kurulması lazım. Efendime söyleyeyim TOKİ'nin özellikle aydınlatma sıkıntılarını gidermesini istiyoruz. Mesire alanının kurulmasını istiyoruz. Yani saymakla program biter. Evet. Çok büyük sorunlarımız bilgilendirme var. Kitapçınızda neler var Sayın Çalışkan? İsterseniz orada, şöyle evet, size... Ondan da biraz bahsedebilirsiniz. Siz bahsedin. Neler söylüyorsunuz orada mesela? Onu halka dağıtıyorsunuz. Hem sizi evet, tanısınlar diye. Bildiğim kadarıyla bir özgeçmiş var. Sonrasında da kendi yapabileceklerinizi söylemişsiniz. Neler orada var? Efendim mesela burada banka acil gelme gibi bir imkanları vardır ne de öyle bir aciliyet vardır. En azından bizim mahallede acilen ATM'lerin gelmesi lazım. Evet. Çünkü orada oturan vatandaşların çoğu memur. ATM'lerle çok işleri oluyor. Kuyruk başını alıp nereye gidiyor? Yani çoğu vallahi billahi kaç kuruş çekmek için çarşıya gidiyor. Acilen ATM'lerin kurulması lazım bizim mahallede. Evet. Daha sonrasında efendime söyleyeyim sen pazarlarının kurulması lazım. Asayişin sağlanması lazım. Sağlık testlerinin kurulması lazım. Yetersiz kalan, biraz önce bahsettiğimiz gibi yetersiz kalan okullarının sayılarının artırılması lazım. Mahallemizde spor kompleksleri kurulması lazım. Efendime söyleyeyim, halk ekmek noktaları kurulması lazım. Evet. Efendime söyleyeyim, yani ulaşımda büyük sıkıntılarımız var. Evet. Buna benzer... Bir de hani merak ettiğim bir şey var. Böyle sizin orada çok böyle alışveriş merkezi de yok. Yani yok. Büyük market yok, anlamında. Yok. Onlarına da talepte bulunmamışsınız yani. Acaba unuttunuz mu? Efendime söyleyeyim. Şimdi sen pazarda kurulursa orada marketlerimiz şu an yeterli. Evet. Normal mahalle marketler var. Marketlerimiz var. Süpermarketlerim olmasa da orta. Onlar sizi idare ediyor. Marketlerimiz var. Evet, onlar şikayetçi değiliz. Evet. Şehir olaraktan da Adem Bey ben bu noktaya değinmek istiyorum. Vicdanen çok rahatsızım diye. Evet. Şimdi bizim Atatürk Bulvarı, bahçeli evler, binaların yarısı gitmiş efendim. Evet.
yarısı kalmış. Allah muhafaza, en ufak bir sıkıntıda, bir yani zelzelede, emin olunuz ki Allah o günleri bize göstermesin, yüzlerce, binlerce insanımızı orada kaybedeceğiz. Burada yetkililere sesleniyoruz. Allah rızası için olsun. Yani halimiz hal değil. Yani orayı mezar olmasını mı bekliyoruz? Şimdi siz bilirsiniz yani Atatürk Bulvarı günde yüz binlerce insan orada geçiş sağlıyor. Herkes geçiyor. Evet. Her mahalleyle geçiyor. Orada ben de geçiyorum. Siz de geçiyorsunuz. Dayılarımız da geçiyor. Amcalarımız da geçiyor. Turist de geçiyor icabında. Evet. Yani bunun derhal o yarım gitmiş binaların, bahçeli evlerde bunların yıkımının gerçekleşmesi lazım. Yasa, kanun, efendime söyleyeyim adliyelik durumları bir tarafa bırakmak lazım. Evet. Hiçbir şey insanların canından kıymetli değildir. Evet. Bundan tabii ki diyeceklerimiz çok çok fazla konular vardır. İnşallah sesimiz duyulur. İnşallah programımız hayırlara vesile olur. İnşallah diyoruz. Teşekkür ediyoruz aslında. Biz teşekkür ederiz. Yani tabii seçim sürecinde sizin mahalle çok büyük. Çok gezmeniz gerekiyor. O yüzden de çok sizi burada tutmayacağız. Programlarınız vardır muhakkak ki. Yani çok karabalık olması, çok yani mahallenizin büyük olması sizin açınızdan sıkıntı mı? Bunu da size sormuş olayım. Efendime söyleyeyim zaten. Ya bizim mahallenin, Seyran Tepe'nin 3-4 muhtarlığa bölünmesi gerekir mi? Aynen. Efendime söyleyeyim yani bu 17.500 seçmen aslında işçi demek. Bu mahalleden çıkmış. Burada o yüzden mi çok muhtar adayı var? Tabii. Muhtar adayı yani bir yıl önce oraya gelenler de 6 ay önce gelip ikamet edenler de aday olmuş. Ama ciddi anlamda sorunlarla sıkıntılarını, eksiklerini bilen çok nadir aday vardır efendim. Evet. Peki yani diyelim ki siz muhtar olursanız bunun ayrılması için yani mahallenin biraz daha birkaç muhtarlığa bölünmesi için İsterim böyle bir de çalışma yapmayı düşünür müsünüz? İnşallah olacaktır. Tabii ki isteriz. Bizim amacımız hizmet. Evet. İnşallah dediğiniz şekilde en az orası 3 tane muhtarlığa ayrılması lazım ki bizim orada seçilen yani muhtar en azından batı, orta kısım ve doğu anlamında 3'e bölünse, 3 bölgeye bölünse evet, belki biraz daha hafifler muhtarlık anlamında. Çünkü insan sayısı çok orada. Tek muhtarlık yani çok zor gibi bir görev bekliyor sizi aslında. Tabii yani bu dediğim gibi 17.500 seçmeni olan 38.997 nüfusu olan bir mahalle için tabii ki çok yorucu. Ya bu saymış olduğunuz oy oranıyla yani bir belediye başkanı seçiliyor. Yani bazı bir Hilvan kadar, bir Bozova kadar tabii ki bir nüfusu vardır buranın. Evet. Yani burası şehirdir, peygamberler şehridir. Allah rızası için olsun biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet. Bu nüfusa rağmen Adem Bey bizim bir tane hastanemiz yok. Evet. Bir tane tek taziye evimiz var. Geçen sene Allah rahmet eylesin, bu sene içerisinde 3 tane taziyemiz oldu. Taziyeleri Karaköprü'de, Yenişehir'de taziyelerimizi yaptık. Çünkü taziye evi yok. Acilen bizim orada bay muhtar bayan, evi var mı? Efendim? Muhtar evi var mı? Orada muhtarlığa ait bir yer var mı? Şu anda öyle bir şey yok. Evet. Yani halu hazırda herhangi bir şey yok. Yani bu konular önemli konulardır. İnşallah yetkililer sesimizi duyacaktır. Gerekeni de yapacağına şüphemiz yoktur inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çalışkan. Son olarak izleyicilerimize, Seyran Tepe izleyicilerimize neler söylemek istersiniz mahalle sakinlerinize? Efendim temiz, huzurlu ve nezih bir ortam arayan tüm mahalle sakinlerimize sonsuz selamlarımızı iletiyoruz. Sevgi, saygı, hürmetlerimi arz ediyorum. Efendime söyleyeyim, sağlık ve huzur dolu nice ömürler diliyorum. Şanlıurfa hemşehrilerimizin hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Çok size de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz canlı yayın konuğumuz olduğunuz için. Evet sevgili izleyenler, bir gündem özel programımızın da sonuna geldik. Maşuk Seyran Tepe Mahalle Muhtar Adayı Sayın Mehmet İzzettin Çalışkan'la birlikte olduk. Kendisi bu yola girmiş daha doğrusu. Başarılar diliyoruz. Hakkınızda ve mahalleniz için hayırlısı neyse o olsun. Amin, amin. Temennisinde bulunuyoruz. İnşallah tekrar tabi bu seçim sürecinde bir araya geleceğiz. İnşallah. Sizinle en azından
Ben sizi yakinen tanıyorum ama izleyicilerimiz de tanıması için bu tür programların devamı gelecektir. İnşallah. İlerleyen süre zarfında tekrardan sizleri bu stüdyoda konuk edeceğiz. Seçimlere yakın, İnşallah. Son günlere İnşallah. Yakın böyle tekrardan bu stüdyoda. Bu sefer hani oradaki atmosfer, oy oranı nasıl, bunları konuşuruz inşallah. Sıkıntıları konuşmayız. Tabii bu sıkıntılar, saymış olduğunuz sıkıntılar var. Bunların nasıl olacak? Siz muhtar olduktan sonra bunların hepsini tek tek yavaş yavaş çözmeye çalışacaksınız. İnşallah. Mahallenize daha yaşanılır güzel bir hale getirmeye çalışacağınıza eminim ve inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür canlı ederiz. Yayın Çok sağ konuğumuz olun. olduğunuz için. Allah sizden razı olsun. Evet, Sağ olun. Sevgili izleyenler, bir gündem özel programımızın sonuna geldik. Bir başka gündem özel programında görüşünceye dek mutlu günler, mutlu yanlar diyoruz. Hoşçakalın.